Merhaba. Türkiye yarı özgür ülkeden özgür olmayan ülkeye. Kulüpler arası yüzme şampiyonası sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları. Avustralya Türkiye'de yargılanan IŞİD üyesini vatandaşlıktan çıkardı. Jokeyler atlara binmeme kararı aldı. Zekat parasıyla lüks makam aracı. İçişleri Bakanlığı 2018 yılında verilen şehit sayısını açıkladı. Mavi balina tehlikesi, kuş cennetinde ördek katliamı, sinemacılar ve salon işletmecileri arasında polemik. Seçmece Güncel Haberler Bülteni Haber Sörfü'ne hoş geldiniz. 31 Aralık 2018 Pazartesi sabahından hepinize günaydın. Hadi bakalım başlasın Haber Sörfü. Türkiye 2018'de yarı özgür ülke statüsünden özgür olmayan ülke statüsüne geriledi. Olay aslında Liberal Demokrat Parti eski başkanı Cem Toker'in tweetiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin en önemli özelliği temel hak ve özgürlüğe olan bağlılığını asla yitirmemiş olmasıdır haberine cevap niteliğinde şu tweet'i atmıştı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 2018 yılında uluslararası sınıflandırmada yarı özgür statüsünden özgür olmayan ülke statüsüne düşürülmüştür. Haydi birisi beni yalanlasın. Bunun üzerine teyit.org bir araştırma yapmış ve bunun doğru olduğunu açıklamış. Freedom House'un 1973'ten beri yayımlanan Dünyada Özgürlük, Freedom in the World başlıklı özgürlük endeksi en bilinen özgürlük endekslerinden biri. Dünyadaki 195 ülke ve 14 bölgenin özgürlük seviyelerini ölçmeye amaçlıyor. Alan araştırmaları, yerel kontaklarla temaslar, sivil toplum kuruluşlarından ve hükümetlerden edinilen bilgiler, haberler ve benzeri birçok kaynağı harmanlayan endeks, dünyada özgürlük, siyasi haklar, kişisel özgürlükleri 7 başlık altında değerlendiriyor. Türkiye endeksteki bu değerlendirmelere göre 209 ülke ve bölge arasında 153. sırada. Türkiye son 10 yılda özgürlükler açısından en büyük geri gidişi yaşayan ülke. 2018 itibariyle 100 üzerinden skoru 32 olan Türkiye 10 yılda 34 puanlık bir düşüş yaşamış. Şu andaki puanı -34. Türkiye'yi Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali, Etiyopya, Bahreyn, Venezuela gibi ülkeler takip ediyor. Popülist lider Viktor Orban'ın yargıyı ele geçirip gücü tek elle topladığı ve ülkenin kurumsal yapısını alt üst ettiği Macaristan'ın da bir Avrupa Birliği ülkesi olarak bu listede 10. sırada olması dikkat çekiyor. Biz tabii ki içinde yaşadığımız için gayet iyi biliyoruz. Ne kadar özgür olduğumuzu zaten iliklerimize kadar hissedebiliyoruz. Bunun için Freedom House'un araştırmasına ihtiyaç yok. Fakat bu dünya nezdinde bunlar önemli raporlar. Bunlar yurt dışındaki insanların buraya yatırım yaparken, buraya seyahat ederken dikkate aldıkları önemli araştırmalar. O yüzden bunları dikkate almalıyız. Kulüpler arası yüzme şampiyonası sona erdi. Turkcell, Türkiye kulüpler arası yüzme şampiyonası açık yaş kategorisinde kadınlarda Enka, erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu. Genç yaşta ise Fenerbahçe hem kadın hem erkeklerde şampiyonluğa ulaştı. Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde 5 gün süren organizasyonun son gününde de 8 Türkiye rekoru kırılmış. Tebrikler çocuklar, yolunuz açık olsun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları açıklandı malumunuz. İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. CHP'nin de adayı Ekrem İmamoğlu. Açıkçası Binali Yıldırım'ın anayasayı çiğneyip çiğnemediği konusunu tartışmayacağım. Herhangi bir şekilde onlara yaptırım uygulayabilecek bir merci kalmadı, bırakılmadı. Bu noktada sadece muhalefet yapmakla kalmak durumundayız. Bu noktaya gelene kadar yapılması gerekenleri ne kadar yaptığımızı sorgulamamıza sebep olmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında yüzlerce, binlerce insan varken ve düşünün yani hani ülkeyi yurt dışına çıktığında ya da kendisine bir şey olduğunda yönetecek olan vekil olarak atadığı Binali Yıldırım'ı İstanbul Belediye Başkanlığı için aday göstermesi beni açıkçası endişelendirdi. Çünkü hani etrafında başka adam mı yok? Başka adam mı kalmadı? Hani bu kadar önemli bir görevdeki insanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstererek devre dışı bırakmak ne kadar anlamlı onu bilemedim. Sonrasında Binali Yıldırım eğer Büyükşehir Belediye Başkanı olursa yerine meclis başkanı olarak atanacak kişiyi kafamda böyle bir sorguladım. Birkaç tane isim geldi aklıma tabii ki ama bilemedim Türkiye nereye gider. Hani sonuçta biliyoruz ki Erdoğan'ın istediği şey ona muhalefet etmeyecek. Onun istediklerini harfiyen yerine getirecek insanların belli mevkilerde olması. Bu sebeple de evet onun açısından Binali Yıldırım doğru kişidir. Fakat keşke bu noktada anayasa kuralları çiğnenmese. Çünkü o anayasa bir gün hepimize lazım olacak. Avustralya Türkiye'de yargılanan IŞİD üyesini vatandaşlıktan çıkardı. Avustralya hükümeti IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Neil Christopher Prakash'ı vatandaşlıktan çıkardı. Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve halen Gaziantep H tipi cezaevinde bulunan Prakash, Avustralya'nın 2016 yılında IŞİD'i terör örgütü ilan etmesinin ardından vatandaşlıktan çıkarılan 12. kişi oldu. Bu arada geçen ay Avustralya'nın Melbourne şehrinde terörle mücadele biriminin düzenlediği operasyonda Türk asıllı oldukları belirtilen 3 kişi gözaltına alınmıştı. Twitter'ın Allah CC'sine ceza, Allah
Abdullah, CC adlı hesap üzerinden Twitter'da mizahi paylaşımlarda bulunan EP'ye 7000 lira para cezası verildi. Dikenin haberine göre Eskişehir'de bir vatandaş tarafından suç duyurusunda bulunulması üzerine Muş 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasında söz konusu Twitter adresinin kendisine ait olduğunu kabul eden EP hakkında dini değerleri aşağılama ve yayın organlarında paylaşma suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ceza 7000 lira paraya çevrildi. Şikayeti yapan Eskişehirli YK kararı temize götüreceğini söyleyip şöyle konuşmuş. Birçok siyasi alandaki hakaret davalarının sonucu hapis olurken Allah'a hakaret suçunun sonucu da hapis olması lazım. Karar kesinleştiğinde tazminat davası açacağım. Alacağım tazminatla Kur'an-ı Kerim alarak ücretsiz dağıtmayı düşünüyorum. Çok affedersiniz ama burada atılan tweetlerin onun umurunda olduğunu ya da ona zarar vereceğini düşünüyor musunuz? Ona zarar verebileceğini düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız bence konuyu kendi içinizde halletmeniz gerek. TCK'da kriz. Jokeyler atları binmeme kararı aldı. At yarışlarında 20 Aralık'ta resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle jokey kazının paylarının tabelanın tüm dereceleri için %10'dan birincilikte %10, ikincilikte %7, üçüncülükte, dördüncülükte ve ikramiye varsa beşincilikte %5 olarak düzenlenmesi üzerine jokeyler at binmeme kararı almışlar. Zekat parasıyla rektöre lüks makam aracı alındı. Aksaray Üniversitesi rektörü Yusuf Şahin'in makam aracı için Konyalı bir iş insanından bağış olarak 100 bin lira alındı. Üniversitenin 26 Nisan 2017 tarihli yazısında bağış dilekçesi ve rektörlüğün 100 bin liralık bağışı kabul ettiği vurgulandı. Bağış sonrası Şahin'e Audi A6 Quattro marka araç alındı. Aracın bugünkü değeri ise 750 bin lirayı buluyor. Bağış sahibi SE'ye konuyla ilgili şunları söyledi. Bu bağışı zekat olarak verelim diye düşündük. Önceki makam arabası sıkıntılıymış sanırım. Bana yardımcı olursanız seviniriz dediler. Makam arabası öğrencilerin iaşesinden alınacağına biz de hayır için bağışta bulunalım dedik. Bu makam arabaları öğrencilerin iaşesinden mi alınıyor? Madem böyle bir şey biliyorsunuz. Madem bu bilinç seviyesindesiniz keşke o çocuklara yapsaydınız yardım. Bu rektörler her türlü zaten bir şekilde lüks bir makam aracına binmenin yolunu bulurlar. Peki ya çocuklar? Özgür Mumcu çok güzel bir tweetle konuyu tiye almış. Zira yakın zamanda Siirt Üniversitesi'nin rektörüyle de ilgili bir lüks makam aracı konusu geçmişti. Özgür Mumcu da şöyle demiş tweetinde: AKP'nin rektörleri hızlı ve öfkeli. Bir de sokakta kapışsalar keşke. Benim kafamdaki çok önemli soru işaretlerinden biridir. Seçmenlerini bu kadar öbür dünyayla motive eden adamların bu dünyaya bu kadar aşık olmaları ve seçmenlerinin bunu görememeleri dünyanın en büyük sorunsalı olsa gerek. İçişleri Bakanlığı 2018 yılında verilen şehit sayısını açıkladı. PKK'ya yönelik olarak bu yıl toplam 87.838 operasyon yapılmış. Bu operasyonlarda toplam 1289 terörist etkisiz hale getirilmiş. 100 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş. 2018 yılında 308 önemli terör eylemi henüz hazırlık aşamasındayken engellenmiş. Bunların 285 tanesi patlayıcı madde, 2 tanesi ise bombalı araç eylemiymiş. Bu eylemlerle ilgili hazırlık içinde olan 54 terörist etkisiz hale getirilmiş. Bu yıl iç güvenlik harekatında 141 şehit vermişiz. 25 tanesi sivil, 49'u TSK mensubu, 39'u jandarma, 6 tanesi polis, 22 tanesi güvenlik korucusuymuş. Yolları açık olsun. 13 yaşındaki Nizamettin'in babası oğlum bir oyun yüzünden intihar etti demiş. Hatay'ın merkez Defne ilçesi Yeşilkent mahallesinde Nizamettin Sürmeli geçtiğimiz pazartesi günü babası, annesi, kardeşleri ve arkadaşlarına not bıraktıktan sonra iddiaya göre oynadığı Mavi Balina isimli bilgisayar oyun yüzünden 5. kattaki evlerinin penceresinden çıkarak kendisini boşluğa bırakarak hayatına son verdi. Bu Mavi Balina ile ilgili ben bir araştırma yapmıştım. Bu insanları çeşitli görevlerle yönlendiren değişik bir oyun. Diyor ki mesela size bir görev veriyor. Bugün diyor şuraya gitmen lazım diyor mesela. Oraya gittiğin zaman sen bir kademe atlamış oluyorsun. Sana mesela diyor ki işte elinin üstüne bıçakla çizik at diyor. Kendine zarar ver diyor. Artık en üst kademedeyse git kendini bir yerden at deniyor ve çocuklar artık nasıl şartlanıyorlarsa, yani babasının burada söylediği hiçbir belirtiye rastlamadık birdenbire oldu demesini çok ben anlayamadım. Mutlaka çocuklarımızla daha yakından ilgilenmemiz gerekiyor. Onların vücutlarını kontrol etmemiz, herhangi bir şekilde bir şeyin etkisinin altında kalıyorlar mı kalmıyorlar mı, bunlara dikkat etmek mutlaka çok önemli. UNESCO listesinde bulunan kuş cennetinde ördek katliamı. Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği'nin yaklaşık 500 metre yakınında 6 Aralık'ta 3 kar maskeli avcı 57 yeşilbaş ördeği yakın mesafeden silahla vurarak öldürdü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri devriye sırasında kaçak avcıları fark etti. Bunun üzerine avcılar öldürdükleri ördekleri bırakarak olay yerinden kaçtı. Görevliler yaklaşık 4 saat aradıkları kaçak avcıları yakalayamadılar. Öte yandan bir kişi avcıların ördekleri vurma anını cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştı. Yetkililer
söz konusu 3 kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok bu arada avcıyla da zamanında bu avcılıkla ilgili konuşmuştum. Avcıların savunması şöyle aslında. Yaşlı hayvanları vuruyoruz ve bu sayede türün devamını sağlıyoruz diyorlar. Çünkü yaşlı hayvanlar hayatta kaldıkça genç hayvanların eş bulması ve çiftleşmesi zorlaşıyormuş. Malum sonuçta yaşlı hayvanlar bir şekilde daha tecrübeli ve daha güçlü oluyorlar. Hayvanlar da kendilerine eş bulurlarken bir fiziksel mücadele sergilemek zorunda kalıyorlar sürü içinde. Bu durumda her zaman yaşlı olan, tecrübeli olan ve güçlü olan hayvan kazanıyor. Sonrasında sürüden dışlanan genç hayvanlar da çiftleşecek dişi bulamayınca türün devamı tehlikeye giriyor diyorlar. Bu yüzden uzaktan farklı tekniklerle hayvanların yaşlarını anlayıp ona göre avlandıklarını söylüyor bilinçli olan avcılar. Fakat burada gidip de bir koruma alanında 50 tane ördeği vurmak bana herhangi bir şekilde mantıklı açıklama yapamayacağınız bir konu. Eğer yanınızda götürdükleriniz de varsa boğazınızda kalsın arkadaşlar. Gelelim sinemacılar ve yapımcılar arasındaki polemiğe. Büyük kapışmada Komedyenler İttifakı, Yılmaz Erdoğan'ın sinema dağıtımcılarının açtığı savaş büyük polemik çıkardı. Mars Sinema Group Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar'ın "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar" sözlerine "Cem Yılmaz yavaş çıkar" diyerek tepki göstermişti. Cem Yılmaz'a Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar'dan destek geldi. Yapımcılar ile Güney Koreli CJ Group'a bağlı olan Mars Sinema Group arasındaki promosyonlu bilet uygulaması tartışmasında "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız" diyen Mars grubunun kurumsal ilişkiler direktörü Aslı Irmak Acar'a "yavaş çıkarsın" sözleriyle tepki gösteren Cem Yılmaz'a Yılmaz Erdoğan'dan destek geldi. Hadi buradan sonrasına tweetler üzerinden bakalım. Olay tweet alemine ilk olarak Cem Yılmaz'ın tweetiyle düştü. "Hayatımda ilk defa gördüğüm bu hanım yeni Cem Yılmazlar çıkaracakmış. Yavaş çıkarsın. Hanımefendi, hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye'de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum. 40 liraya bile satmak yok. Var mısın?" "Yoksun tabii. İyi çıkarmalar. Cengiz'i geçiyorum." Bu arada bu Cengiz Semercioğlu'nun yaptığı röportajda kullandığı fotoğrafta yaratılan o sevimli hava eminim ki sinema yöneticisi hanımefendinin fikri değildir. Neden böyle bir poz verildi, neden böyle bir Cengiz Semercioğlu'nun sinemacıların tarafında olduğu intibası yaratacak bir fotoğraf kullanıldı, bir poz verildi, onu pek anlayamadım. Ardından Yılmaz Erdoğan bir tweet atmış. "Yeni bir Cem Yılmaz çıkaracağını söyleyecek kadar şaşırmış bu hanımefendiyi ben çıkaramadım. Cem'in söylediklerine katılıyor. Bu ayarsız, şuursuz yaklaşımı kınıyorum. Cengiz Semercioğlu'nun Mısır Patlağı fonundaki Dünya Tatlısı fotoğrafının manasını da hiç çıkaramadığımı ekliyorum." Ardından Şahan Gökbakar Instagram'dan tepkisini koymuş. Çekik gözlü bir Cem Yılmaz photoshopuyla birlikte. "Kore'den uçağa bindirmişler geliyormuş. Yeni Cem Yılmaz çıkartacakmış. Sinemaksimum yöneticisi Mısır Sever Hanım ile Cengiz'in boş salonda kova kova mısır yiyip sohbet etmeleri manidar olmuş. Zira bu gidişle yeni Cemler, yeni Yılmazlar çıkana kadar ancak boş salonlarda sadece mısır yenip sohbet edilecek gibi duruyor." Ahmet Mümtaz Taylan güzel bir tweet atmış konuyla ilgili. "Hanımefendi, yenisini bu akşam çıkartsanız bile tadında bir Cem Yılmaz ortalama 20 yılda pişer. Sizin patronlar o kadar bekleyemez. Bence siz yine mevcut olanıyla iletişmeyi deneyin. Hayırlı kazançlar." Gani Müjde eklemiş. "20 liralık sinema biletini mısırla birlikte 30 liraya satıp sonra da bunun yarısını değil sadece 5 lirasını yapımcıya veren Mısırların prenses hanımefendi yeni Cem Yılmazlar çıkartacakmış. Bir anımı anlatıp çekileceğim. Yıllar önce yeni bir Cem Yılmaz çıkar umuduyla genç stand-upçıları izliyordum. Bunlardan bir tanesi biraz fazla gaza gelip bir canlı yayında Cem Yılmaz'ın tahtına ben oturacağım deyince Cem lafı gediğine oturtmuştu. Dikkat et de tahtta o sırada ben oturuyor olmayayım. Diğer taraftan Ata Demirer'in bu konuya en azından Twitter üzerinden sessiz kalması da ilgimi çekmedi değil. Tweetlere son noktayı Barış Atay'ın tweetiyle koymak istiyorum. Barış Atay diyalog şeklinde bir tweet paylaşmış. "Hayırdır abi, canın sıkkın?" "Evet, canıma tak etti sinema sektöründeki tekeller." "Nedir sorun?" "Son filmimden 50 milyon kazanabilecekken 25 milyon kazanabiliyoruz. Artık dayanamadım, koydum tepkimi." Konuşmuşken diğer filmlere verilen salon sayılarıyla ilgili de konuştun mu? Karşılık olarak soru işareti, yani mavi ekran. Açıkçası paylaştığım Barış Atay'ın son tweet'i olayı birazcık açıklar nitelikte. Benim buradan anladığım kadarıyla olay halkın daha rahat sinemaya gidebilmesiyle pek ilgili değil gibi. Kar payı kavgası gibi. Yani bu salon işletmecileri yapımcılara istedikleri payı verseler büyük bir ihtimalle böyle bir kavga çıkmayacaktı. Bu noktada olayın halk üzerinden yürütülmesini, yani halkın sinemaya ulaşamaması üzerinden yürütülmesini maalesef gerçekçi bulmuyorum. Bugün eminim ki Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz gibi devler diyeceğim. Eminim ki onlar için bir sinema açmak, bir sinema kurmak, sinema salonları açmak bir parmak şıklatması kadar kolaydır.
Böyle Twitter üzerinden gereksiz polemiklere gireceğinize bence açın babalar siz de sinema salonları. Biz de rahat rahat sinemaya gidelim. Kültür dünyamız zenginleşsin. Elin Güney Korelisine mahkum etmeyin bizi. Ha? Nasıl fikir? Hayırlı işler. Evet, bir haber sörfünden sonuna geldik. Yarın sabah yine 8.15'te Periskop'ta canlı yayında görüşmek dileğiyle. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğeniyorsanız paylaşmayı, yorumlarınızı çekinmeden yazmayı ama en önemlisi seviyorsanız söylemeyi unutmayın. İyi ki varsınız. Yolunuz açık olsun.